Çin'in Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili Birleşmiş Milletler'de yapılan evrensel periyodik inceleme çalışmasında ABD Çin'e karşı Uygur Türkçesiyle bildiri yayımladı. ABD bildirisinde Uygur soykırımının Doğu Türkistan'da Çin tarafından işlenen insanlığa karşı suçların hemen durdurulması, suçsuz yere hapsedilenlerin serbest bırakılması ve Uygur Türklerinin zorla çalıştırılmasının sona erdirilmesi talep edildi. ABD'nin Cenevre'deki Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Michelle Taylor, kendisine ayrılan 45 saniyede keyfi olarak gözaltına alınan tüm kişilerin serbest bırakılmasını talep etti. Çin'e yönelik Sincan, Tibet ve Hong Kong dahil olmak üzere yurt içinde ve Çin'de bireylere yönelik taciz, gözetleme ve tehditleri durdurması çağrısında bulundu. Taylor, Çin genelindeki işkence, zulüm, zorla çalıştırma ve evlilik uygulamalarına son verilmesini istedi. Ayrıca Sincan'da devam eden soykırımı, insanlar karşı suçları, Tibet'te, İç Moğolistan'da ve Çin genelindeki insan hakları ihlallerini sert bir dille kınadı. Çin işgali altındaki Doğu Türkistan'ın Uçturpan ilçesinde meydana gelen 7.1 şiddetindeki depremde 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşgalci Çin'in bölgede uyguladığı soykırım şartları nedeniyle sağlıklı bilgi alınamıyor. Çin Deprem Ağları Merkezi depremin Aksu vilayetinin Uçturpan ilçesinin gece saat 2'den kısa bir süre sonra sarstığını söyledi. Kurtarma ekipleri öğle vakti yaklaşık 1000 kişiyle birlikte bölgeye gitti. Yetkililer akşam saatlerinde ilçede 3 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin de yaralandığını söyledi. Bölgede şu ana kadar 78 konutun ağır hasar aldığı, 47 evin ise yıkıldığı tespit edildi. Çin'in insan hakları sicili salı günü Cenevre'de düzenlenen evrensel dönemsel inceleme toplantısında Pekin'in Uygurlara, Tibetlere ve Hong Kong'daki muhaliflere yönelik muamelesi nedeniyle batılı demokratik toplumların eleştirilerine maruz kaldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi tarafından yapılan yoğun inceleme, Çin'in bu konudaki uygulamalarını detaylı bir şekilde ele aldı. Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 31 devlet, Çin'in Doğu Türkistan'daki soykırım ve insanlığa karşı işlediği suçları durdurması için çağrı yaptı. Toplantıya katılan 16 devlet ise Çin'e önemli çağrılar gerçekleştirdi. Türkiye Cumhuriyeti Çin'e karşı yaptığı çağrısında Uygur Türkleri de dahil olmak üzere nüfusunun tüm bileşenlerinin farklı kimliklerine, dinlerine ve dillerine tam saygı göstererek genel koşullarını iyileştirmesi lazım ifadesini kullandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi İsveç'in NATO üyeliğini 287 oyla onayladı. Muhalefet partileri iktidarı tutarsız dış politika uygulamakla suçlarken bazı partiler hayır oyu kullandı. İsveç'in NATO'ya katılım protokolü Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yapılan oylamada kabul edilirken bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve resmi gazete aşamaları beklenecek. Nitelikli iş gücü açığını kapatmak için çeşitli ülkelerle görüşen Almanya bu sefer Vietnam'la işbirliğine gidiyor. Varılan anlaşmayla Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesi hedefleniyor. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Vietnam gezisine Çalışma Bakanı ile kalabalık bir heyet eşlik etti. İki ülke çalışma bakanları Vietnamlı kalifiye iş gücünün Almanya'ya yönlendirilmesine işbirliğinin güçlendirilmesi için anlaşmaya imza attı. Norveç Dışişleri Bakanı ile Belçika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Gazze'de acil ateşkes çağrısı yaparken bölgede insani krizin her geçen gün daha da derinleştiğine dikkat çekildi. Norveç Dışişleri Bakanı ve Belçika'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen üst düzey katılımlı Filistin oturumunda konuştu.